Ben ev hanımıydım, 18 yıllık bir ev hanımıydım ama hep böyle bir hareket isteyen bir ev hanımıyım. Öyle hani gezeyim, arkadaş gezeyim tarzı biri değilim. Hep bir şeyler ürettim, evdeyken de bir şeyler yaptım. Kurslara gittim, bir şeyler öğrendim, İngilizce kursuna kadar hepsine gittim. Nasıl oldu? Benim kızım üniversiteyi kazandı. Ben bir şeyler yapma isteği ve ihtiyacı hissettim. Sıfırdan başladım. Kazanarak dükkanı dirilttim, öyle söyleyeyim. Hani bir temelde çok büyük bir sermayem olup da her şeyi alarak başlamadım ben. 9 yıl yaptım. Depremde kaybettim. Hiç önemli değil. Keşke camlar kalsaydı, benim tek iş yerim gitseydi. O gece uyanıktım, ben uyumuyordum. Resim yapıyordum, bir hobim var benim, resim yapmayı çok seviyorum. Ben kıyametin koptuğunu falan zannettim. Yani dedim bitti, buraya kadar, kıyamet kopuyor. Çok şükür sağ çıktık. Evimde yıkım olmadı. Yukarı tarafta yaşıyorum çünkü ben. Saat 8.30'da gördüm ben o felaket ortamını. Öyle söyleyeyim. 80'e yakın komşumu kaybettim ben. Kahve içtim, yemek yedim. Her gün selamlaştım. Sadece şöyle söyleyeyim. 5 katlı bina tek kattı. Yani benim iş yerim 2 metrelik bir kot farkından aşağıda çıktı. İlk 3 gün çok ciddi sıkıntılar, zorluklar yaşadık. Ben ufak çocuğum olduğu için Ankara'ya gitmek zorunda kaldım. Çünkü burada yapacak hiçbir şeyim yoktu. Ankara'da 4,5 ay kadar kaldım. İlk bir ay zaten odadan çıkmadım ben. Çıkamadım. Yani yasımı yaşamak istedim. Her şeyden vazgeçmiştim ben. Daha önceden rezervasyon yaptıran, işte düğününü, kınasını, nişanını yaptırmak isteyen gelinlerimin teşviğiyle, birbirimize ilaç olarak aslında ağlayarak, söyleyerek, konuşarak yeniden başladım ama alışmam da zor oldu. Sanki sıfırdan başlıyor gibi oldum. Psikolojik, mental açıdan ben çok zorluk çektim. Yeniden başladık, bir 7 ay kadar oldu. Önce bir düğün salonunda bir dostumuz vardı, Allah razı olsun. Dükkanımı kaybettiğim için bana ufak bir yer ayarladı. Kendini toparla, hani bir başla yeniden diye. Bir 3 ay kadar orada kaldım. Onun sonucunda konteynerim çıktı yıkılan yerde. Konteynere geçtim. 2,5 ay kadar konteynerde kaldım. Kaldığımız bölgeye şantiye alanı olduğu için oradan da çıkartıldık. Başka bir yere taşındı. Sonrasında burası vesile oldu. İşte böyle iğneden iple işledim burayı yeniden. Böyle bir ev ortamı, sıcak bir ortam yaratmaya çalıştım kendimce. Şimdi buradayım, işimin başındayım. Güzel de gidiyor. Çalışmak çok güzel. İyi ki vazgeçmemişim, bunu söyleyeyim. Kesinlikle kadınlar her sektörde, hani kadına yönelik, gücüne yönelik sektörler demiyorum, her sektörde kadın gücü ve kadın eli olmak zorunda. Çok daha güzel olacak. Şöyle söyleyeyim, korkmasınlar. Biz çok büyük bir acıyla tecrübe ettik bunu. Dediğim gibi maddi her şeyi kaybettik ama manevi ayaktayım. Kadınların yapamayacağı yok Orhan Bey. Yeter ki istesinler. Hele bir de anne ise yapamayacağı hiçbir şey yok.